Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir konu öğreneceğiz arkadaşlar. Tiyatro türlerini öğreneceğiz. Dünyanın en kolay konularından biri ama bazen okullarda, sınıflarda dersi dinlerken anlayamayabiliyoruz. Ben de bu konuyu ilk dinlediğimde anlayamamıştım lisedeyken ama şimdi sizlerle beraber mükemmel bir şekilde öğreneceğiz. Trajedi, komedi, drama öğreneceğiz. Aralarında çok basit bir fark var. Onu da hemen söyleyelim. Eskiden, bakın şöyle bir tiyatro çiziyorum size. Eskiden şöyle amfitiyatrolarda izliyor insanlar. Böyle amfitiyatroya adamlar çıkıyor. Bir şekilde tiyatro sahnesinde canlandırıyorlar. İzleyiciler de böyle stadyumdan sahaya bakar gibi, hani Efes Antik Tiyatrosu'nu canlandırdığınız zihninize. Bu antik tiyatronun basamaklarından oyunu izliyorlar. Tamam. Peki perdeyi kapatamaz ki, perde yok. Yeni bir zaman, yeni bir mekan, yeni bir olay ayarlayamaz ki. O yüzden burada üç birlik kuralı uygulanıyor. Yani olayın son sahnesi canlandırılıyor. Aynı mekanda, aynı zamanda aynı olay canlandırılıyor ve bitiyor. Ama sonradan bu trajedi ve komedi de böyle. Trajedi biraz daha böyle sert, komedisi biraz daha böyle sevimli. Dram ne? Dramda ise artık perde var. Bildiğimiz tiyatro. Yani izleyiciler perde kapandıktan sonra yeni bir zaman, yeni bir mekan, yeni bir olayla karşılaşabiliyorlar. Dolayısıyla bildiğimiz tiyatroya dram diyeceğiz. Eski tiyatrolara, yani böyle belli kurallara göre hareket eden ve amfitiyatroda olduğu için üç birlik kuralı uygulanan tiyatrolara da trajedi ve komedi diyeceğiz. Dramda üç birlik kurala uymak zorunluluğu yok. Perdeyi kapatıp yeni bir mekan, yeni bir zamanda ayarlayabilirsin. İşte eğer bu konuyu çalışan arkadaşlar şu an anlattıklarımı duyunca "Oh be, bu muymuş ya, şimdi anladım" demişlerdir. Ama hiç bilmeyen arkadaşlar için de baştan sona güzel bir şekilde anlatacağız. Hadi bakalım başlayalım. Evet, şimdi bugün göstermeye bağlı metinlerde, tiyatroda modern tiyatro, yani trajedi, komedi, dramı öğreneceğiz arkadaşlar. Geleneksel Türk tiyatrosu ise Karagöz, Orta Oyunu, Medda, Seyirlik Köy Oyunları ve Kukla'ydı. Bunlar tuluat tiyatrosuydu. Yani tuluat ne demek hocam? Doğaçlama tiyatrolardı. Doğaçlama. Yani yazılı bir metin yok. Yani çıkıyor Karagöz'ü oynatan kişi hayali, zihninden espriler yapıyor. Orta Oyunu'nda Kavuklu ve Pişeker çıkıyor. Doğaçlama espriler yapıyorlar. Medda'da adam tek başına çıkıyor. Doğaçlama espriler yapıyor. Köy seyirlik oyunları zaten köylerde halkın birbirini eğlendirmek için yaptığı oyunlar. Ama modern tiyatronun kuralları var. Belli bir yazılı metin var. O zaman buraya yazıyorum. Yazılı bir metin var. Dolayısıyla biz de ilk başlarda geleneksel Türk tiyatrosunda bunları göreceğiz. Bizim tarihimizde. Sonradan Tanzimat döneminde Şinasi'nin yazdığı Şair Elenmesi adlı töre komedisiyle ilk bizde yazılı tiyatro metni girmiş olacak. Sonrasında Vatan Yahu Silistre diye dramı yazacak Namık Kemal. O da ilk sahnelenen tiyatro olacak. O zaman modern tiyatro yazılı, bu doğaçlama. Bir kere bu farkı biliyoruz. Bu bir cepte. Üç birlik kuralının ne olduğunu zaten az önce anlattım dersimize başlarken. Eğer aynı mekanda, aynı zamanda, aynı olay sahneleniyorsa bunda üç birlik kuralı var. Yani üç birlik zorunluluğu esasında. Ama perdeyi kapattın, sahneyi değiştirdin, yeni bir zamana geçtik gibi yaptın. Gündüz yaptın mesela veya gece yaptın sahneyi. Açtın perdeyi, diyorsun ki şimdi başka bir mekanda devam ediyoruz diyorsun. Ama burada değiştiremezsin. İzleyiciler görür seni değiştirdiğini. İşte bunu böyle dememişler de. Üç birlik kuralı. Eserin tek olay, tek mekan, tek gün kalıbı için yapılandırılmasıdır. Eserin bir ana olay çevresinde, aynı yerde ve 24 saat içinde geçmesidir. Çünkü mecbur, başka şansı yok. Ama burada işte perde kapanıyor, 3 yıl sonra deyip perde açılabiliyor. Ve yeniden 3 yıl sonraki hallerini canlandırabiliyorlar. Niye? Çünkü perde kapandıktan sonra orada bazı şeyleri değiştirebilecekler. Şimdi, peki hocam uzun olayları nasıl yapacaklar? İlk başta koro ile şarkı söyleyecekler. Diyelim ki bir olay var. İşte diyelim ki ben bugün buraya geldim ve bu dersi anlatıyorum. Bunu sahneleyeceğiz mesela, tamam mı? Eğer ben dram olursa ilk başta perde açılıyor. Benim evde sabah uyanma sahnem var. Güzel bir çarşamba günü, evet falan diyorum. Kahvaltı yapıyorum evde. Sonra perde kapanıyor. İşte ne bileyim, toplu taşıma aracına biniyorum. Buraya doğru geliyorum. İşte toplu taşıma aracındaki görüntülerim var. Oturuyorum, kitap okuyorum araçta. Sonra perde açılıyor, kapanıyor. Ofise geliyorum. Ofiste işte bir şekilde hep beraber arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Sonra perde açılıyor, kapanıyor. Stüdyoya geliyorum. Dersi anlatmaya başlıyorum. Bu şekilde. Ama trajedi komedide, yani üç birlik kuralın olduğu yerde ne oluyor biliyor musunuz? Birinci sahne, ikinci sahne, üçüncü sahne, dördüncü sahne yapamam. Tek bir sahne var. O zaman şöyle oluyor. İlk başta olayın ilk üç sahnesi, yani benim sabah kalkmam, işte otobüse binip buraya gelmem, burada stüdyonun önünde insanlarla sohbet etmem,
şarkılarla, korolar halinde söylüyorlar. Böyle korayla söylüyorlar. Son sahne, yani benim stüdyoda gelip ders anlattığım sahne sahnede canlandırılıyor. Dolayısıyla son sahne canlandırılıyor da buradan geliyor. Anlatabildim mi? Çünkü yeniden perdeyi açıp kapatmama gerek yok. Son sahne canlandırılıyor ve böylece bitmiş oluyor. Trajedi ile komedi arasındaki fark ne hocam? Bu daha soylu, daha ciddi, daha böyle kaba sözlere yer vermeyecek. Komedi ise opçikilop. Gülüyor böyle. Her şey rahat, keyifli. Şimdi o zaman geleneksel Türk tiyatrosunu zaten biliyoruz, öğreneceğiz. Modern tiyatro öğreniyoruz şu anda. Şimdi ilk başta trajedi, yani klasik tragediye ile başlıyoruz. Bunun işareti şu. Bir kere bir Wi-Fi işareti çiziyorum. Niye? Yani üç birlik kuralı var. Amfitiyatroda demek istiyorum. Sahneden izleyip perde yok. İkincisi de şöyle sert, gergin bir adam çiziyorum. Bu kadar basit. Peki komediye ne yapacaksınız hocam? Hemen komediye gelelim. Pardon, nerede? Komedi var mı? Kronofaz oldu. Ha. Komediye ne yapacaksınız hocam? Yine üç birlik kuralı var. Hop hop çiziyorum şöyle hop. Yine sert değil, bu sefer gülümseyen tombik gibi adam var. Böyle. Sevimli. Çok tatlı. Peki hocam drama ne yapacaksınız? Dram nerede? Dram gelmiyor. Eyvah, dram gelmiyor. Bayağı da uzunmuş tiyatro videomuza. Drama da şöyle yapıyoruz. Böyle Wi-Fi, yani şu sahne değil de şöyle bir perde çiziyorum. Hop hop. Çünkü üç birlik kuralı olma zorunluluğu yok. Böyle oynuyorlar. Ve hem sinirlilik var, hem gülümseme var. Her şey var. Hayatın komik ya da her anı var yani. Bunu da birazdan göreceğiz bak. Konular hem acıklı hem güldürücü olaylar olabilir diyor. Veyahut da üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur diyor. İşte bunu birazdan hep beraber göreceğiz. Şimdi başlayalım. Trajedi, yani klasik tragedya. Seyircide heyecan, korku ve acıma hissi uyandırarak ruhu kötülüklerden arındırma amacı güden tiyatro türüdür. Neyse. Hayatın ve olayların acıklı yönlerine odaklanır. Konular tarihten ve mitolojiden. Bunu sorar hocamız. Erdem ve ahlaka değer verilir. Kahramanlar, tanrılar, tanrıçalar, tövbe estağfurullah. Krallar, kraliçeler, prensler. Yani yüksek tabakadan insanlar. Baştan sona ciddi bir hava içinde. Dil ve üslupta mükemmellik var. Kaba çirkin sözlere yer verilmez. Çirkin sözlere yer verilmez. Öldürme gibi olaylar sahnede canlandırılmaz. Manzum, yani şiir şeklinde. Beş perden oluşur, aralıksız oynanır. Koro ve diyalog bölümlerinden oluşur. Koro perde görevini üstlenir. Yani koro diye koroyla anlatıyorlar. Üç birlik kuralına uyuluyor. Bugünkü trajedilerde, klasik trajediye özgü bazı kurallar uygulanmayabiliyor. Niye? Bugünkü trajedide perde var. Kapatıp yeni bir zamana, yeni bir olaya geçebiliyorsun. Trajedinin temsilcilerine baktığımızda Asiklos, Sofokles, Euripides önemli. Burada Sofokles'in Kral Oedipus diye bir eseri var. Bu üniversiteden çıkmıştı. O yüzden onu yazalım. Cornel Racine Fransız'da, Türk Edebiyatı'nda Abdülhakamit Tarhan, Turan Oflazoğlu, Orhan Asena önemli. Şimdi Orhan Asena'nın, daha doğrusu burada kim var? Turan Oflazoğlu'nun eserini vermiş. Evet, Turan Oflazoğlu'nun Kösem Sultan'dan bakalım. Orhan Asena'nın da Hürrem Sultan diye eser var. Orayla karıştırdım, bir anda gaza geldim. Şimdi Kösem Sultan. Sarayda edindiği tecrübe ve sahip olduğu hırs Kösem Sultan'ı ülkenin en güçlü kişisi yapmıştır. Çocuk yaşta tahta çıkan Mehmet ve onun tecrübesiz annesi Turhan Sultan, Kösem Sultan'la mücadele edebilecek durumda değildir. Kösem Sultan devleti kendi istediği gibi yönetmektedir. Bu düzen içinde bozulmamış tek kişi Sultan İbrahim'in ilk gözdesi ve padişahın annesi Turhan Sultan'dır. Turhan Sultan oğlunu güçlü kılmak için çaba gösterir. Kösem Sultan Turhan'ın kendisine karşı mücadeleye girişini anlayınca padişahı değiştirmeyi aklına koyar. Turhan Sultan da Kösem'le nasıl mücadele edileceğini öğrenmeye başlamıştır. İktidar hırsı Kösem Sultan'ın en büyük zaafıdır. Kösem Mehmet'i tahttan indirip yerine İbrahim'in başka bir cariyeden olan oğlu Kasım'ı geçirmeyi planlar. Ancak bunu gerçekleştiremez. Mehmet'e karşı planladığı suikast başarısız olunca Kösem Sultan saraya baskın yaparak işi bitirmeye karar verir. Bu plan da ortaya çıkınca Kösem Sultan öldürülür. Birinci sahne. Topkapı Sarayı'nda arz odası. Ortada taht, Yeniçeri Ocağı'nın ileri gelenleri, Kara Murat, Bektaş, Mustafa Ağalar ve Ketüda Bey bekleşmektedirler. Sultan Mehmet, Turhan Sultan eşliğinde görününce ağalar ölçülü bir saygıyla eğilirler. Mehmet tahta oturur, Turhan da arkasına yer alır. Derken Kösem Sultan görünür ve ağalar adeta iki büklüm olarak karşılarlar onu. Ketüda Bey ise az önceki gibi ölçülü bir saygıyla karşılıyor. Mehmet'ten başlıyoruz. Birden Turhan'a dönüp, benim yeni lalam kim olacak? Anne, mührümü kime vereceğim? Turhan şaşırmış mahcup bakınırken Kösem keskin Murat'ı göstererek. Saltanatını bütün tehlikelere karşı koruyan Yeniçeri Ocağı'nın başı Murat Ağa kulunuz uygundur sadrazamda. Artık lalanız odur. Bak ciddi bir şey var. Anlatım var. Şimdi Kösem Sultan Turan Oflazoğlu'nun yazdığı bir trajedi. Bunu sırabilir sanalda hocanız. Bu bir. Oyun 1980'de yayınlanıyor. Üç perden oluşuyor. Konusu tarih. Oyun kişileri saraydan seçkin ve şiirsel bir dil var. Argo ve çirkin sözler yok. Eleştirel bir tutum benimsenmiş. Diyalog, iç konuşma ve gösterme teknikleri kullanılmış. Hırsın yol açtığı trajedi işleniyor.
Turan Oflazoğlu'nu nasıl aklımda tutabiliriz hocam? Oflazoğlu'nun soy ismini Osmanoğlu'ndan hatırlayın. Hep böyle padişah isimleri var bak. Fatih, 3. Selim, Genç Osman, 4. Murat, Bizans düştü, Kösem Sultan. İşte böyle hep padişah isimleri olduğunu bileceksiniz arkadaşlar. Anlaştık mı? Oflazoğlu, Osmanoğlu hani padişah isimlerinden gidiyor. Klasik komediye geliyoruz. Yine üç birlik kurala uyulması gerekiyor. Ve bu sefer gülünç yönleri göreceğiz hayatta. Kişilerin ve toplumun aksayan yönlerini güldürücü ögelerle iç içe yansıtan tiyatro türüdür. Kimi huy ve davranışları abartarak seyirciyi güldürürken düşündürmeye başlar. Bak o zaman seyirciyi güldürürken düşündürmeyi amaçlıyor. Konu günlük hayat. Kahramanlar halk arasından. Anlatımda soyluluk aranmaz. Öbüründe aranıyor da hatırlarsanız. Kaba şakalar, söz oyunları, imalar önemli yer tutar. Öldürme, yaralama gibi olaylar sahnede canlandırılır. Manzum olarak yazılır. Beş perdeden oluşur. Ve koro ve diyalog bölümlerinden oluşur. Üç birlik kuralına da uyuluyor. Bugünkü komedilerde de uyulmayabiliyor tabii ki. Şimdi temsilcilerine baktığımızda Aristofanes hep böyle hayvan isimleri koyuyor. Eşek arıları, atlılar gibi eşek hayvan isimleri göreceksiniz. Molière, Fransız. Bizde Ahmet Vefik Paşa Molière'den çeviriler yapacak. Adapteler yapacak. Gogol yine Rus edebiyatında. Türk edebiyatında Şinasi. Şair evlenmesi bu. Edebiyatımızdaki ilk piyesimiz bizim. İlk tiyatromuz, ilk piyes bu. Sahnelenen ilk piyes, ilk dram. Vatan yahut Silistre ama ilk yerli tiyatromuz bu. Haldun Taner'in yine Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım. Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı. İşte Zilli Zarife, Astronot Niyazi gibi oyunları var. Turgut Özakman'ın da Ah Şu Gençler gibi oyunları var. O zaman kurucusu Aristofanes. En ünlüsü Molière. Bizde de İbrahim Şinasi ilk yerli komedi yazarı. Komedinin türlerine baktığımızda bir karakter komedisi var. Yani insan kusurlarını belli tiplerden hareketle konu edinen komedi türü. Kişilerin aksaklık ve gülünçlüklerini anlatıyor. Mesela Molière'in Tartüf ve Cimrisi. Cimri bir adamın karakter komedisini yapıyor. Ya da Shakespeare'in Venedik Taceri. Töre komedisinde ise bazı töre ve gelenekleri eleştirel bir tutumla yansıtan komedi türü. Toplumun gülünç ve aksak yanlarını anlatıyor. Mesela Şinasi şair evlenmesinde görücü usulü evlenmeyi eleştiriyor. Görücü usulü evlenme. Görücü usulü evlenme. Yani şairi kandırıyorlar. Şaire diyorlar ki bak işte bu kızla evleneceksin. Halbuki onu değil de başka bir kızı veriyorlar. Hani kız kapalı üzerinde çarşaf var böyle göremiyor falan. Böyle komiklik yapmaya çalışmışlar. Entrika komedisi olayların seyircide merak uyandıracak şekilde düzenlenmesiyle güldürmekten başka bir amaç gözetilmeyen komedi türü. Günlük hayattaki olayları merak uyandıracak ve insanları şaşırtacak biçimde sergiliyor. Shakespeare'in Yanlışlıklar Komedyası ya da Molière'in Scapin'in Dolapları önemli eserler. Şimdi Necati Cumalı'nın kaynana ciğerini okuyalım sizlerle beraber. Şimdi bir sabah vakti kedi mutfaktaki ciğeri alarak kaçar. Erkenden kalkan gelin kedinin ciğeri yediğini fark eder. Kaynanası ile kaynatası durumu önemsemez. Ancak gelin ciğeri kediye kaptırdığı için efendisinin yani eşinin kendisini boşamasından korkar. Kaynatası ve kaynanası gelinin haline üzülürken görümcesi ve efendisi bu olayı hoş karşılamaz. Böylece gelinin korktuğu başına gelir. Efendisi gelinin boş düşüp düşmeyeceğini anlamak üzere imamı çağırtır. İmam gelir ve gerçek anlaşılır. Kaynatanın gece yarısı baklava yemek için tel dolabın kapağını açık bıraktığı asıl suçunun kaynata olduğu anlaşılır. Gelin de boş düşmekten kurtulur. Şimdi gelin buradan bir metin okuyalım. Aşağıdaki metin gelin, kaynana ve görümcenin gördükleri rüyaları birbirine anlattığı bölümden alınmıştır. Kaynana. Bak ben ne rüya gördüm. Hayırdır inşallah. Bizim evden hayırdır inşallah. İki araba yükü eşya çıktı. Eyvah eyvah bütün yandım. Ne oldu kızım? Hayra yorsana ne diye yanacakmışsın? Eyvahlar olsun efendim beni boşayacak. Efendi seni ne diye boşasın ben anlarım. Evden eşya çıktı demediniz mi? Dedim ne olmuş dedimse. Daha ne olsun size ne olacak? Olanlar bana oldu diye böyle konuşuyorlar. Şimdi Kaynana Ciğeri Necati Cumalı'nın yazdığı bir töre komedisidir. Oyun 1969 yazılmıştır. Oyunda halk kültüründen yararlanılmıştır. Konusu bir halk türküsünden alınmıştır. Kişiler halk kesiminden seçilmiştir. Yalın bir dil kullanılmıştır. Halk söyleyişlerinden yararlanılmıştır. Ve gelin görümce ve gelin efendi karı koca çatışması işlenmiştir. Ataerkil aile düzeninde erkeğin otoriter tavrı eleştirilmiştir. Eski düzende kadını boşamanın kolay olduğu vurgulanmıştır. Şimdi geldik drama. Dramda bildiğimiz tiyatro. Perdesi var. Üç birlik kuralının zorunluluğu yok. Hem hayatın gülünç yanları hem de acıklı yanları sahnelenebiliyor. Victor Hugo Cromwell adlı oyunun ön sözüne dram türünün ilkelerini belirliyor. Şimdi bu arada arkadaşlar hocam çok fazla şey öğreniyoruz diye endişelenmenize gerek yok. Bunların her birini sizler için bizler birazdan bitiriyoruz dersimizi. 0'dan 9'a Türk Dil Edebiyatı'nda ve Dinamo'da çok güzel sorularla ve konu anlatımlarıyla hazırladık. Mesela 0'dan 9'a edebiyatımızda bu konuyu hemen şöyle açalım. Nerede tiyatro? Gel bakalım buraya bakın. Burada aynı şeyi sizler için böyle tam güzel tanımı, konusu, sahneleri, üslubu, biçimi tam karşılaştırmalı bir şekilde yaptık.
amfiteyatro ve perdeyi koyduk. Net bir şekilde bunu gördük. Mekan, zaman, konu birliğine üç bırak. Üç birlik kural denir. Eski Yunan tiyatrolarını izleyicilere sahnelemek istenenler amfiteyatrolarda perdesiz bir şekilde sunulurdu. Son sahne canlandırılır. Öncesi olaylar koro halinde şarkılarla aktarılırdı diye net konu notumuzda düştük. Şimdi. Geldik drama. Konular milli tarihten günlük hayattan alınıyor. Hem acıklı hem güldürücü olaylar var. Bir arada bulunabiliyor. Kahramanlar toplumun her kesiminden. Kaba ve argo sözlere değer verilebiliyor. Öldürme, yaralama gibi olaylarda sahnede canlandırılabiliyor. Nazım yani şiir veya nesir yani düz yazı şeklinde yapılabiliyor. Perde sayısı da yazarın tercihine bağlı. Dünyada İngiliz William Shakespeare, Fransız Victor Hugo, bizim edebiyatımıza Namık Kemal. Bu mesela Vatan Yavuz Silistre yazmış. Bu ilk sahnelenen tiyatro. İlk yerli tiyatromuz Şinasi'nin yazdığı şairelenmesi. Ama ilk sahnelenen tiyatro Vatan Yavuz Silistre. Shakespeare dramın öncüsü, Victor Hugo'da dramın ilkelerini belirliyor. Abdülhakim Tarhan, Cevat Fehmi Başkurt, Turgut Özakman da önemli dram temsilcileri. Şimdi Turgut Özakman'ın Ocak dramına bakalım. Otomobil tamircisi olan Tarık, Ortancıoğlu Fazıl'la çalışmaktadır. Büyük oğlu Nihat eve katkısı olmayan aylak biridir. Özcan ailenin küçük oğludur ve öğrencidir. Evin kızı Sevda'nın bir ayağı sakattır. Büyük anne kendini paşa hanımı, torunların ise konağın uşakları sanmaktadır. Ailede Fazıl dışındaki herkes hayalcidir. Safiye ise eşinin hayallerinin gerçekleşeceğine inanmak ister. Bu yüzden Fazıl herkese çatışma içindedir. Tarık eski bir araba alıp onu tamir etme, taksi olarak kullanıp büyük paralar kazanma planını ailesine açar. Safiye Sevda'nın çeyizi için sakladığı bileziği Tarık'a verir. Evlilik ümidi kalmayan Sevda mahalleden görüştüğü gence kaçar. Safiye hastalanır, Nihat babasının yanında çalışmaya başlar diye gidiyor. Yani bence kendiniz okuyaraktan ya da bir kez daha bunu inceleyerekten daha iyi öğrenirsiniz. Buradan bir bölüm okuyalım biz dramın ne olduğunu anlatmak adına. Bir bölüm okuyalım. Tarık ve Safiye. Hah, o ne demek? Ne demek olacak? Bir gün başkalarına muhtaç olacağımıza çocuklarımıza muhtaç olacağız. Ne fark var? Çok. Üstelik biri ipsiz serserinin biri öteki dersen. Tarık, uşaklar. Ne var anne? Affedersin kızım o çocuğa söyledim ama zavallı bir şey anlamadı herhalde. Gümüşleri parlatmayı sakın unutmayın olur mu? Olur anne. Yani kocasına endişeyle bakıyor. Niye? Hani babaannesi kendisini evin sahibi çocukları da uşakları zannediyor ya. Hani aman Allah'ım yandık biz diyor. Tarık altın kupaları da çıkar. Atlas perdeleri de az. Halı denklerini de açın. Gülsene diye bir de espri yapıyor. Şimdi Ocak Turgut Özakman'ın yazdığı bir aile dramıdır. Oyun 1961'de yazılmaya başlanmış. 1962'de sahnelenmiştir. Üç perden oluşur. Ocak sözcüğü, yuvayı, birlik ve dirliği simgelemektedir. Geçim sıkıntısı teması ve hayal gerçek çatışması işlenmiştir. Olaylar 1950'li yıllarda geçer. Kişiler halkın içinden seçilmiştir. Hüzünle gülmece ustaca harmanlanmıştır. Yalın bir dili vardır. Eleştirel bir tutum benimsenmiştir. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tiyatro türlerini öğrendik. Hemen 0'dan 9'a Türk Dil Edebiyatımızda bununla alakalı ödev sayfalarımızı vermek istiyorum. Tiyatroyu açalım şöyle. Nerede tiyatro? Burada. Evet açıyorum tiyatroyu. Bakın burada sizler için tiyatronun özellikleri yapı unsurları sayfa 134'te 135 ödeviniz yine. 136'yı güzelce çalışıyorsunuz. 137 ödeviniz. 138 ve 139'a da güzel güzel bakıyoruz. Sonra zarflar geliyor zaten. Yine aynı şekilde Dinamo Soru Bankamızda da tiyatro ile alakalı testlerimizi vereceğiz. Tiyatroya gelelim. Nerede tiyatro? Gel bakalım buraya. Tiyatro. Burada yazılı sorularımız da var. Buradan güzel güzel çalışıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu soruları yaptığınız zaman kazanımları da verdik. Bakın temel tiyatro terimleri diğer dersimizde göreceğiz. Burada tüm kavramları güzelce çalışıp tabii takıldığınız sorular olursa da karakoda okutaraktan soruların çözümünü uzman hocalardan dinleyebiliyorsunuz. Hadi bakalım güzelce dersimizi bitirdik. Uzun bir ders oldu bugün ama konuyu da öğrenmiş olduk inşallah. Ödüllü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.